Burada sıra kontrol uygulamaları, HES kodu kontrol uygulamaları gibi aslında güvenli geçişe imkan sağlayan bir takım prosedür ve senaryoları uygulayarak ziyaretçilerimizin emniyetli ve kendilerini güvende hissedecekleri şekilde ziyaretçi kabullerini gerçekleştirdik. Tam kapanma döneminden sonra %70-%75 oranında bir eskiye göre karşılaştırdığımız zaman tekrar normalleşme süreçlerini gözlemlemekteyiz. Elbette ki tam kapanma, kısmi kapanma, hafta sonu uygulamaları gibi durumlar aslında ziyaretçi sayılarında takdir edersiniz ki bir takım farklı tablolar görmemize sebep olabiliyor. Burada aslında ateş ölçüm sisteminden sonra Türkiye'de bildiğiniz gibi HES kodu kontrolü aslında yeni normal dönemimizin büyük bir gerçeği. Burada HES kodu kontrolüyle ilgili çeşitli teknolojik çözümler oldu ve girişlerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla HES kodu kontrol terminalleri, kioskları gibi teknolojik çözümler yaptık. Şimdi gündemimizde bu yoğunluğu daha da kontrol altına, daha da verimli hale getirecek, o ziyaretçilerimize daha emniyetli ve verimli bir hizmeti sağlamak için artırılmış gerçeklik gözlüğüyle ilgili aslında bir kontrol sürecimizi gerçekleştiriyoruz. Buradaki maksat yoğunluğu azaltmak ve ziyaretçi kabullerini daha seri ve ziyaretçilerimizin kendini iyi hissedeceği bir ortam yaratmak. Burada normal şu anda sizin kullandığınız, cep telefonlarında kullandığınız sistematik gibi HES kodu kontrol aplikasyonunu arkadaşlarımız da şimdi gördüğünüz enstrüman kullanılmak suretiyle normal kontrol işlemini sürdürüyoruz. Burada maksat kişilerin yakın temasından ziyade biraz daha kontrol eden ve ziyaretçi arasındaki mesafeyi, sosyal mesafeyi çok daha uygun hale getirerek daha hızlı ve kontrollü bir giriş sağlamak. Şu anda aslında tanıtım maksatlı ve geliştirme maksatlı bu ürünümüzü geliştirmeye devam ediyoruz. Ancak portföyümüzde bulunan büyük hacimli ve büyük yani ziyaretçi profilinin de ve ziyaretçi sayının da yüksek olduğu AVM'lerimizde görüşmelerimiz devam ediyor. Türkiye geneline yani görüşmeler. Elbette ki. 26 ilde sürdürdüğümüz güvenlik operasyonunda AVM'ler özelinde Türkiye genelinde bir yaygınlığı amaçlıyoruz. Burada baktığımız zaman yüzde vermek söyleyebilirsek ilk bu HES kodu kontrol uygulaması başladığında %1 riskli olarak tespit ettiğimiz bir sayısını gözlemlemekteydik bütün Türkiye genelindeki sürdürdüğümüz operasyonda. Ancak bildiğiniz üzere özellikle bu QR kodun kullanımının yaygınlaşması suretiyle bu %0.5 ve daha alçak seviyelere elbette ki alınan tedbirlerin de gündelik hayatımıza yansımasıyla ciddi anlamda azaldı. Sürecin en başından beri AVM'lerde 3 saat geçirilmesiyle ilgili bir zaten kural ve uygulama mevcut. Ziyaretçilerimizden özellikle yaya giriş noktalarındaki yoğunluğa ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi ve hassasiyet gösterilmesi hem de AVM içerisindeki alışveriş sürdüğü esnada yine sosyal mesafe kurallarına göre riayet edilmesi konusunda hatırlatmak isteriz. Büyük kolaylık. İnanılmaz hızlı geçiyorsunuz. Üstelik de sosyal mesafeyi koruduğu için bence bizim için çok daha güvenli. Aynı zamanda da güvenlik görevlisi arkadaşlarımız için de güvenli buldum. Çok sık gelmemeye çalışıyorum. İhtiyaçlarım doğrultusunda gelmeye çalışıyorum ama birincisi AVM'de alınan önlemlere bir dikkat ediyorum. Girişlerde, çıkışlarda kontroller var mı? Bir de içeride çok fazla vakit geçirmemeye çalışıyorum. İşimi halledip hemen çıkıyorum bu dönemde. Bu yeni açılmadan sonra biraz dışarıda vakit geçirmek istedim. O yüzden AVM'de biraz da işlerim vardı, alışveriş yapacaktım. O yüzden geldim. Peki uygulamayı nasıl buldunuz? Gözlükle bakıp eskildiğinde. Şaşırtıcıydı. Ben böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Ama güzel bir şey. Bu teknolojinin bayağı ilerlediğini ve güvenlik sektörüne de güzel bir şekilde entegre olduğunu gösteriyor. Nasıl bir avantajı var sizin için? Çok hızlıydı bir kere. Girerken beklemedim. Hızlıca telefonumu, QR kodumu gösterdim ve AVM'ye giriş sağladım.